Aslında Esadullah Bey çok önemli noktalara parmak bastı. Ben şimdi bir iki tane ekleme yapmak istiyorum. Birincisi, evet, Afganistan'ı 300 yıl boyunca 3 istisna dışında hep Peştunlar yönetmiştir. 3 kere Tacikler gelmişlerdir. Bundan birincisi Kral Amanullah Han'ı deviren Baçayı Sakal'dır. Tuca oğlu Habibullah'tır, herkesin bildiği. Diğeri Sovyet destekli Komünist Babrak Kabral'dır. Üçüncüsü de Mücahit liderlerden Burhanettin Rabbani'dir. Dolayısıyla bu 3 Tacik kişinin haricinde, yöneticinin haricinde, evet, her zaman Peştunlar yönetmiştir. Şimdi şöyle bir söylem var. Afganistan'ın işte nüfusu 30-35 milyon deniliyor. Ama aslında bu nüfus hakkında bazıları daha az, bazıları daha fazla olduğunu söylüyor. Birincisi, güney hattına zaten gidilemiyor, yani nüfus sayımına. Onun dışında da demografik politikası gereği olarak aslında nüfusun özellikle %50'sinin Peştunlardan teşekkül ettiğine yönelik böyle bir algı yaratma çabası olduğu da söyleniyor. Çünkü biliyorsunuz zaten Afganistan'ın kuruluşu ve Afganistan'la Pakistan'ın arasındaki bugün Durand-i-Line dediğimiz, yani Duranda hattının zaten sıkıntısızı da o. Yani Peştunların özellikle Pakistan hattında kalması. Dolayısıyla siz Peştun kabileleri bir araya getirile kurulmuş bir Afganistan var. Onun dışında kuzey hattı, yani biz az önce söylendiği gibi 3 tane unsur var Afganistan'da. Peştunlar var, Tacikler var ve Türkler var. Bu Türkler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyorlar. İşte Türkçe konuşanlar ve konuşmayanlar diye. İşte bunların içinde o Aymaklar var, Hazaralar var, işte Türkmenler var, Özbekler var. Şimdi bugün Afganistan'daki en fazla tartışılan şeylerden bir tanesi bu. Kuzey İttifakı'nı temsil eden bu Türk soylular ve Tacikler acaba gerçekten eskisi gibi Taliban'a karşı bir direnç göstermiyor mu? Birincisi bu. İkincisi, evet, doğru, demokratik seçimler diyorsunuz ama demokratik seçimlerde birincisi, evet, Karzai, daha sonra Eşref Gani. Ama şunu hatırlayalım ve özellikle bu çok önemli. Şu ana kadar halkın seçilen hükümetlere çok da fazla itimat edip çok fazla güven oluşturamadığını altını çizmemiz gerekiyor. Öyle ki Eşref Gani ilk seçildikten sonra ilk 2,5 yıl boyunca hala seçimle şaibeli olduğu yerinde bir sürü Birleşmiş Milletleri vesaire şikayetler vardı. Yani seçimlerin yenilenmesi yönünde baskı uygulanıyordu. İkincisi, Eşref Gani 2019 yılı seçimleri hatırlayacağınız üzere 3 kere ertelendi. İşte bunun bazı nedenleri iç siyaset dediler, Taliban dediler vesaire. 3 kere ertelendi ve çok enteresandır ki, yani bugün Afganistan'ın sorunu sadece işte 36 tane koalisyon gücü geldi orada 20 yıl boyunca kaldı, hiçbir şey yapamadı. Yani veya işte İngilizler, Ruslar, Amerikalılar nezdindeki işte Batı koalisyon güçleri vesaire. Ama aslında buna zemin hazırlayan bir de Afganistan'ın kırılganlığı var. Bunu görmemiz gerekiyor. Afganistan'da merkezi otorite boşluğu çok güçlü. Ve yani bu sadece işte son 20 yılın değil, bu aslında Afganistan kurulduğundan beri karşımıza çıkan bir husus. Yani 25 Eylül darbesine, Cumhuriyet öncesi sonrası dönemlere baktığınızda aslında bu merkezi otorite boşluğunu biz hep görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim. 2019 yılında Eşref Gani seçim kazandığı gün, aynı gün Abdullah seçimi kazandığını ilan etti. Düşünebiliyor musunuz? İki tane yani önemli isim balkon konuşması yaptı. Balkona çıktı ve tebrikleri kabul aldı. Yani tebrik kabul etti ve işte zafer konuşması yaptı balkonda. Yani böyle bir iki başlılığın, böyle bir paralel devlet yapılanmasının olduğu bir ülkeden bahsediyorsunuz. Daha sonra özellikle ABD'nin arabuluculuğuyla beraber aslında Abdullah ile Eşref Gani arasında bir uzlaşı sağlandı ve onun içinde Abdullah'a CEO'luk dedi. Yani işte Cumhurbaşkanı'nın ikinci, yani Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelecek işte ikinci isim gibi. Yani ona öyle bir makam verdiler ve daha sonra da kendisini şu andaki bildiğiniz gibi barış görüşmelerinin başına getirdiler. Yani oradaki heyetin başına getirdiler. Şimdi bu şunu gösteriyor bize. Aslında Afganistan kendi içerisindeki bu ikililik devam ediyor. Belki şu anda, evet, Taliban ile hükümet arasında bir anlaşma olabilir, cereyan edebilir, bir ateşkes olabilir. Ama bu içerideki grupların anlaştığı anlamına gelmiyor. Ve eskisi gibi Kuzey İttifakı'nın da çok güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Yani burada sadece sıkıntı işte Afgan ordusu, ulusal güvenlik ve savunma güçleri savaşmıyor mu? Veya halkta direniş yok mu? Bakın, dün o kadar acı bir şey yaşandı ki Faryab'da 22 tane genç, özel harekatçı, genç kişi Taliban'la karşı karşıya geldi ve merkezden kendilerine mühimmat gelmediği için dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Ellerini kaldırdılar, teslim oldular ve teslim olduktan sonra tarandılar.
Taliban tarafından. Yani dolayısıyla bir burada mühimmat sıkıntısı. Evet, Savunma Bakanı değişti, İçişleri Bakanı değişti, Genelkurmay Başkanı değişti son 2 ay içerisinde. Şu andaki Savunma Bakanı çok iyi olduğu söyleniyor. Ancak burada mühimmat sıkıntısı. Yani NATO giderken işte NATO sadece askeri mevcudunu götürmüyor. NATO'nun ABD'nin bu ülkeden giderken ki en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hava gücü. Yani siz oradaki Afgan piyadesini, evet, oradaki subayını sahaya sürüyorsunuz. Ancak onu sahaya sürdüğünüzde ona eğer yakın hava desteği olmadığı takdirde, hava unsurlarıyla destek vermediğiniz takdirde o piyadenin nasıl kendisini öz savunma yapabilmesini veya teslim olmamasını Taliban'ın da hava bekliyorsunuz? gücü yok bildiğim kadarıyla. Yani evet, ama sonuçta yani hava gücü olmaz ki, aslında şöyle, Taliban'ın İHA envanteri var bu arada. Hatta yani o NATO kaynaklarında da, yani bazıları açık bazıları kapalı olmak üzere, Çin menşeli özellikle çok fazla Taliban'ın İHA envanteri var. Onun dışında Afganistan'da sonuçta pilotlar olduğunu biliyoruz. Uçakları kullanamıyorlar mı? Hatta pilotlara suikastlar hazırlandığına dönük şeyler de okuduk Taliban evet, tarafından. var, 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 var. Yani şimdi Hindistan'ın hibe ettikleri var. A-29 var. Ama onun dışında yani sizin buradaki envanterinizde Hindistan'ın 4 tane hibe ettiğiyle hiçbir şey yapamazsınız. Yani Afganistan birincisi, yani Kabil'in etrafı bile çok dağlık. Yani sizin yakın hava desteğine bugün işte aynı şekilde biz nasıl İHA savaşına, yani İHA harbine görüyorsak, çünkü yakın hava desteğinde eğer siz helikopterleri kullanıyorsanız helikopterleri 3 saatten fazla kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla yani bir görev çıktığınızda 3 saat içerisinde kalış süreleri var. Ama mesela siz İHA'nız olsaydı işte orada belki 24 saat, belki 48 saat havada kalış süresine hakim olacaktınız ve o anlamda size bir güvence verecekti. Şimdi ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben geçen sene Birleşmiş Milletleri Afganistan'la alakalı bir tane ülke raporu hazırladım. Yani o zaman, o dönemde, geçen sene tam da Haziran 2020'de teslim ettiğim bir kitaptı. Oradaki tek tek şeyleri inceledim. Yani askerlerin eline verilen mermiler. Şimdi 6 aylık eğitim içerisinde 100 ila 200 arasında bir mermi eğitim için veriliyor ve bu çocuklar gerçekten çok genç çocuklar ve bir anda bunları işte güneye gönderiyorsunuz ve bir de şunun altını çizeyim, yani Esedullah Bey bahsetti, yani burada etnik yapı Afganistan Ulusal Savunma Güvenlik Güçlerine bile aslında sirayet etmiş durumda. Yani siz mesela bir Taci veya işte bir Türkmeni, bir Özbeyi güneye göndermek istemiyorsunuz Peştunların olduğu bir bölgeye, yani gitmek istemiyorlar. Bu anlamda Afganistan Ulusal Güvenlik Güçleri bile etnisi üzerinden yapılandırılmıştır. Ve bu anlamdaki mühimmat desteği açtır, azdır, çok gençtir, hava gücü bunların en büyük zafiyetleridir. Ve bir diğer husus da Afganistan'la alakalı söylenilen, Afganistan Ulusal Güvenlik Güçleri ile alakalı en fazla zikredilen şey hayalet ordu kavramıdır. Afganistan ordusunun, yani üçte birinin, takribi üçte birinin aslında hayalet ordu olduğu, hayalet asker olarak Ne yorumlanır. demek? Ve bu hayalet asker şu demek, yani bazıları ölmüş, bazıları kağıt üstünde var. Yani orada işte buna iki türlü şey var. Yani Batılılarla konuştuğunuzda Batılılar diyorlar ki işte bunlar rüşvet almak için, işte veya parayı daha fazla almak için, işte Batılı kaynaklardan daha fazla sayı gösteriyor diyorlar. Yani Anladım. işte mesela Esedullah Bey'in söylediği şey şu, doğru. Gerçekten Biden dedi ki 75 bin tane Taliban'a karşı 300 bin tane işte Afgan askeri var dedi. 300-350 bin tane. Evet, doğru, kağıt üstünde var. Ama gerçekte bunun gerçek Afgan ordusu neredeyse üçte birinin hayalet ordu olduğu söyleniyor ve bu Batılı kaynaklarda da çok fazla yer almıştır. Mesela 257 sayfalık ABD Kongresi'nde 2016'da sunulan bir rapor vardı. SOPCO raporu diye. Mesela orada ne kadar işte şöyle vardı, hatta yanlış hatırlamıyorsam Helmand vilayetindeki birliklerin %40'ının sahte isimlerden oluştuğu. Yani ya sahte isim ya da ölmüş isimleri kullanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir birliğin %40'ı. Ve bu dediğim gibi ABD Kongresi 2016'da sunulan bir rakam da. Hatta şimdi diyorlar ki aslında Afganistan'da sadece artık askerler ve polisler değil, bütün devlet kurum ve kuruluşlarında bu hayalet kavramı türedi. Yani hayalet öğretmenler, işte hayalet memurlar gibi. Dolayısıyla bunların Sayın gerçek bir mevcudu gösterdiğini söylemiyorlar. Seren, çok sorun var. Devam edeceğim. Barış Tamam. dostlara geçmek istiyorum ama böldüm biliyorum. Bir şey sorup ondan sonra geçeyim. Olması gerekenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani Taliban'ın geriletilmesi mi, uzlaşı mı, çatışmaların sürmesi? Ya, sizce olması gereken nedir? Afganistan'ı iyi takip ettiğiniz için soruyorum bunu özellikle. Yani
Afganistan'la alakalı 3 tane seçeneğimiz var önümüzde. Ya Taliban'la Eşref Gani hükümeti arasında bir işbirliği olacak. İkincisi hiçbir işbirliği, ateşkes veya barış anlaşması olmayacak. Taliban teritoriyel kontrolü tamamen ele geçirecek ve bu anlamda eski terör 2000 öncesi terör dönemine geri döneceğiz ve zaten eski bu Taliban'ı terör